kızlar gelin. Hayati babanın mekanı burası. Gelin oturun. Hayati baba. Gelin sessiz sessiz. Sessiz. Yeterciğim sessiz. Aa. Merhabalar Hayati baba. İsmail ve Mustafa sizden çok bahsetti. Bizim akıl hocamızdır dediler. Akıl hocamız, sırdaşımız, yoldaşımız, Hayati babamız. Hayati baba, bak kız arkadaşlarımızla geldik. Tanıştırmaya geldik kız arkadaşlarımızı. Hayati baba hareket etmiyor. İnme mi indi acaba? Bülbül Matiye soğumuş. Hah, buyur. Neden böyle durmadan çığlık atarsın diye? Matı demiş sen anlamazsın kadife sesli bülbül. Ben çığlık atmazsam kimse bana simit atmaz demiş. Sonra da uçmuş gitmiş. Bülbül uçup giden martının arkasından bakmış düşünmüş. Acı be simit ne diye. Ah be bülbüle bak ya. Ha, martıya bak be. Şimdi ne oldu? Niye, bunlar niye dertlendi ben anlamadım. Ben de hiç anlamadım ya. Adam öyle boş boş konuştu yani. Ne şimdi bu? Hiçbir şey değil. Yeter. Ha. Belki de hepimiz birer martıyız. Simit peşinde koşarken bülbülün sesini unutan. Belki de simidiz martısını bekleyen. Simit miyiz? Simit değilizdir ya biz İsmail. Öyle bir şey değildir o. Bir dakika. Hayati baba, biz ne demek istediğinizi anlayamadık. Tekrar söyler misiniz? Ne anlama geliyor? Mana, dinleyen de gizli de. Söz uçağa gider. Söz uçağa, yazı kalır. Yalnız şimdi bu söylediğiniz şeylerin ikisi de birbirinden farklı. Yani ben bağdaştıramıyorum ikisini. Çoğu zaman anlamaz bazıları söylediklerimi. Gençler, bu kızlar yoksa sayısalcı mı? Yok, değiliz Hayati baba. Aksine sözelciyiz biz. Evet. Hatta biz Cale ile felsefe okuyoruz. Evet. Ve okuduğumuz kadarıyla da sizin söylediklerinizde hiçbir bütünlük göremedik biz. Yeter, yeter. Hayati baba böyledir işte. Bir yerdedir, bir gökte. Yanındadır sanırsın, bir anda bakmışsın kaybolmuş. Tıpkı sen gibi, tıpkı ben gibi. Aynı sen gibi dediğin aslında aynı ayna gibi biliyor musun? Ya, ya. Sır dolu bir insanın sir dolu bir cam karşısındaki yansıması. Ah! Ne şimdi bu ya? Bu üçü de birbirini dinlemiyor ki. Böyle boşluğa bakıyor. Böyle bomboş bakıp. Saçma sapan konuşuyor, ben anlamadım ya. Kurbağa yarasıya soğumuş. Neden bu kadar sessizsin diye. Gözlerimde perde vardır demiş yasa. Duymak için susarım. O zaman demiş kurbağa, sen sus, ben bağıracağım demiş. Çünkü benim de ayaklarım perdeli. Yarasa ne demiş? Nasıl? Yarasa, yarasa. Kurbağaya ne demiş cevap olarak? Hiçbir şey dememiş. Ne şimdi bu ya? Bu ne yani? Şimdi yarasanın bir şey demesi gerekmiyor mu? Ya bomboş bir şey. Ben anlamadım. Ne şimdi bu? Hayatım bak, bazılarımızın gözündedir perde, ya. Bazılarımızın gönlünde demek istiyor. Yok. İsmail, hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu Hayati baba hiçbir şey söylemiyor. Evet. Yok. Oh. Lodos çıkacak birazdan. Hemen hemen birazdan fırtına kopacak. Bence varın gidin gibi bize. Hayati baba bir saniye. Lodos falan çıkmayacak. Ben hava durumundan bakıyorum. Günlük güneşli, hava gayet güzel. Lodos çıkmayacak. Yani. Çıkacak, çıkacak. Gidin gibi bize. Varın gidin gibi bize. Kalmayın burada. Çıkmıyor Lodos bana. Çok enteresan ya. Havadan anlamıyor, sudan anlamıyor. Özü sözden anlamıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ama sizin bu Hayati babanız, bu akıl hocanız tırt. Aa yeter, aşk olsun. Hayati babaya söylenecek laf mı bu? Öyle. Aşk olsun. Ya ay biz ya, buraya gidip geliyoruz. Aylar evet, oldu ya. Evet. 6 aydır biz ondan feyz alıyoruz. Bizim akıl hocamız o ya. Evet öyle. Öyle, bu adam bizim akıl hocamız. Hayati baba. Hayati baba bak, korkutma bizi. Lütfen söyle. Yoksa sen tırt mısın? Sırtlan tavşana soğumuş. Evet.
Nasılsın? İyi misin diye. Evet. Tavşan da dönmüş. Seni hiç alakadar etmez demiş. Tırt bu İsmail. Ne tırtı lan? Allah Allah, ne tırtı? Gayet açık işte, anlatıveriyorum. Sırtlar soğumuş, nasılsın, iyi misin diye tavşana. Eğer iyi değilse ölüverecekse oturup yiyecek onu. Tavşan da akıllı ya, anlamış bu durumu. Sana ne demiş? Seni alakadar etmez demiş, ne var bunda? Ya bir özlü söz, bir hikaye seni alakadar etmez diye biter mi ya? Ya Mustafa oğlum. Biter mi ama abi oğlum, ya? Belki adam gününde değil. Bize neler anlattı, ne öğretilerde bu, hatırlamıyor musun? Geçenlerde tahtaya çivi çaktık tek tek. Evet. Sonra o çivileri çıkarttı bize. Evet. Sözlerimizin tahtada yer ettiğini, iz ettiğini gösterdi bize. Hatırlasana. Ya. Ay ne diyorsun İsmail? Sonra ne yaptınız? Pamukta fasulye mi çimlendirdiniz? Ya İsmail ne olursun kurban olayım. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Bu ilk öğüttür ya. Herkes bilir bunu. Özel bir şey değil. Hayati baba. Gözünü seveyim. Harekete dayalı özlü söz. Bir şey anlat bize de görsünler. Hadi be abi. Bir öğreti. Hadi harekete dayan. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Hadi gel bakayım kızım gel. Ben mi? Gel. Ya evet gel. Gel aşırı. Hah burada. Gel. Bak yeter şimdi yapacak. Göreceksin. Gördün mü bu çubuğu? Gördüm evet. Al bakayım. Aldım ne yapacağım? Kır bakayım şimdi onu ikiye. Kırdım. Güzel. Kırdın değil mi? Evet kırdım. Bir daha kır. Bak gördün mü? Çubuk azken kırmak kolaydı. Ama şimdi ne oldu? Elinde 4 tane var. Artık kırması daha zor. Şimdi kır bakayım. Kırdı lan. Bir daha kır. Allah Allah, kırılmaması lazımdı ama. Bir daha kır bakayım. Ama böyle olmaz ki ya. Ayı gücü var bu kızda. Olmaz böyle. Kıramaması lazımdı. Ben de o zaman lafımı edecektim ama nereden çıktı bunlar be? Tamam Hayati baba, tamam. Öyle oldu diyelim. Hadi kıramadı. O zaman ne diyecektin? İşte ben de o zaman siz bir iyilik olursanız kimse sizi kıramaz diyecektim ama hepsini kırdı. Hayati baba, o söylediğin hayat dersi değil ki. Bu söylediğin fizik dersi. Bir dakika. Hayati baba. Bak baba diyorum. Gencim, delikanlıyım. Babama baba demiyorum. Şener diyorum. Bak sana baba diyorum. Gözünü seveyim. Tutunacak bir dal ver bize. Bir özlü bir söz söyle ne olur. Ama sen de hemen böyle şeyler sorunca ben de heyecan yaptım. Söyleyemiyorum. Ne hakkında konuşayım? Ne mesela? Zaman hakkında konuş. Mesela evet. De ki zaman bir hadiseler ırmağıdır ve onun dalgalarıyla boğuşmak zordur de. Evet. Ya da ne bileyim zaman tüm zamanların öğretmenidir. Hatalarını öldürür de yani öyle bir şey. Güzel lafmış kız o. Onu beğendim. Onu kim söylemiş? O hiç hatırlamıyorum şu an Hayati baba. Hayati baba. Hadi be bunların söylediği gibi bir şey söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Ha söyle vereceğim. Zaman. Para gibi de. Azaldıkça kıymeti anlaşılır. Ne buyur? Vakit nakittir ya bu. Bayağı bu bildiğin vakit nakittir bu. Aa, bu adam bildiğin vakit nakittir diyor ya. Ben bu adamın bir tane lafı yüzünden 3 gün duşun altında ağladım be. Adam bir... Abi sen ya. Ben bir hikayesini sırtıma dövme yaptım. Ne? Hayır İsmail, böyle bir şey yaptırmadın değil mi? Hayır İsmail, bakacağım. Yapma. Lütfen böyle bir şey yaptırmadım de. Ay olamaz, lahit gibi yazmış ya. Ne yazdın İsmail? Gergedan sincapa soğumuş. Neden fındık yersin diye ama artık inanamıyorum ya. Ya İsmail bir de soğumuş yazması yumuşak G'yle ya. Yumuşak G'yle. Ya inanamıyorum, bir şey soracağım korkarak. İsmail, yoksa sen tıp fakültesini Hayati babanın söyleşileri sebebiyle mi bıraktın? Lütfen söyle. Ya ben bunları konuşmak istemiyorum ya. İsmail gerçekten bu sebeple mi bıraktın? Söyler misin bana? Hayır yani Hayati baba ne demiş olabilir ki sen tıp fakültesini bıraktın İsmail? Söyle kızmayacağım gerçekten. Çita penguene sormuş. Ya çita penguene soramaz. Onlar aynı kıtada bile yaşamıyorlar. Yani çita penguene ne sordu da sen tıp fakültesini bıraktın İsmail? Hadi diyelim ki bir şekilde ulaştı, sordu. Ne sordu Allah aşkına İsmail tıp fakültesini bıraktıracak. Ya arkadaşlar siz ikiniz gerçekten... Bu adamın laflarından etkilenip hayatınızı mı değiştirdiniz? Anlamıyorum, bu adamın neyinden etkilendiniz?
Neyinden etkilenmiş hala? Yalnız bayağı güzel üflüyor ya. Evet. Ya ben de zaten onun bir lafı için değil... ...neyi için 3 gün duşun altında ağlamıştım. Ne? Ney? Abicim, abicim sen neyi üflüyorum ayağına bize Çikotify'dan liste mi açtın? Ne var be? Bir sekede çalışıyorum, ses çıkarabiliyorum ama. Seni ya aynısını ben de çalıvereceğim. Ya hadi hadi gidelim arkadaşım. Hayır hayır, oturun vallahi oturun. Ben ona inanıyorum, vallahi inanıyorum. O bilge bir insan. Hayatım, İsmail bir tanem. Sen ona inanmıyorsun. Sen 1 sene boyunca enayi gibi buraya geldiğine inanamıyorsun, o kadar. Gerçekten. Durun, durun. Arkadaşlar, yine var mı Hayati Baba? Ooo! Gel bakayım, Sadık. Gel yanı başıma. Gel, nerelerdesin? Gel evlat, gel. Gel, çık. Bak, İyisin inşallah. Bak, bak, görüyor musunuz? Elinde, avucunda hiçbir şey yok. Yine de ihtiyaç sahipleriyle paylaşan bir insan o. Yüce bir gönül bu. Aa. Çok kesinlikle haklısın İsmail. O kadar laf ettik. Öğütleri falan biraz zırva sapan ama gerçekten çok iyi bir insanmış. Evet hayatım. Yardım ediyor. Bütün evsizler gelir Hayati Baba'ya uğrarlar mutlaka. Gerçekten. Ya, melekmiş be. Hakikaten ya, baksana. Güzel bir insanmış. 2 gün sonra tekrar geleceğim. Ya. Ne yapıp edip borcunu toplamaya bak. Unutma. Kumar borcu namus borcudur Hayati Baba. Hayati Baba, senin evsiz birine kumar borcun mu? Kedi balığa soğumuş. Ya kedi balığa ne soğumuş ya? Allah Allah, ne sorabilir ya kedi balığa? Ay yürü Allah. Hayır, vallahi gitmeyin. Bakın neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Ne? Çok inanılmaz bir geçmişi var. Nasıl hikayeleri ya? İnanılmaz ya. Hayat dolu bu adam, yaşanmışlık dolu. Evet evet kızlar, gerçekten bu adam çok zor bir çocukluk geçirmiş. Nasıl, öyle ne mi? Gibi? Yani hikayesi mi üzücü, nedir? Hayati Baba. Öyle mi? Evet. Bütün gençliği acılarla geçti. Oturun bakayım. Oturun da dinleyin. Tabii ki dinleyelim. Hayati Baba aşk olsun, tabii ki. Ben küçük bir çocukken babam koydu beni kapının önüne. Ne yapayım? Ben de kendimi vurdum yollara. Sokaklarda büyüdüm diyebilirim. Sonra birden bir güzele aşık oldum. Ay. Çok kürek çektim o güzelin peşinde. Ay Hayati Baba. Ne oldu sonra? Kavuşabildin mi o güzelle? Kavuştuk. Oh. Dev dalgalarda boğuştuk. Sert rüzgarlarda kavrulduk ama yine de kavuştuk. O güzel yarimle, aşkımla hala beraberiz. O güzel yüzüyle, o selvi boyuyla, kadife sesiyle... Hayati! Seni Allah kahretmesin ya! Ben sana akıl hocalarını yasaklamadım mı? Ya Mehtap, senin ne işin var burada? Kaç kere dedim sana iş yerime gelme diye. Senin iş yerine tüküreyim ben. Siz mi tonluyorsunuz lan bunu? Sizden aldığı paraları hep kumara, içkiye yediriyor ya bu. Ha yok, biz yani hayat dersi almak amaçlı. Hayat dersi mi? Ha. Hayat dersi ha? Hayat dersi. Ya bunu verdiği dersten ne olur? Bu hayatta hangi dersten geçmiş ya? Ne anlatıyorsunuz size? Fırtına kopacak. Vallahi varıp gidin evinize bence. Ya bir dakika, bir dakika. Sakin olun. Hayati Baba bize travmalarından bahsediyordu. Evet. Çocuk yaşta babası onu kapının önüne koymuş. Evet. Bak hele bak. Bak bak kapının önüne mi baba? Evet. Allah seni kahretmesin. Anası bir gün babaya yemeği yapıyor. Evet. Bunun önüne koyuyor. Bu da diyor yok yemem, 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 yemem. Babası da sinirleniyor. Alıyor bunu kapının önüne koyuyor.
Bu da apartman boşluğunda anıra anıra ağladığı için adamın sinirleri bozuluyor. 5 dakika sonra bunu alıyor geri evin içine. Bu kadar. Hikayenin orijinali bu. Bu mu? O 5 dakika bir ömür gibi gelmişti bana. Ya, ya sen ne kadar yalancı bir adamsın ya. Siz bunu hiç anlamadınız mı? Gözünü seveyim, bu böyle teknemekle şekil yapıyor ha. Baksana bunun yarımanı bulmuş. Dümen olmayan tekne mi olur lan? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ahtapotla hamsiyi ayıramaz. Biliyor musun? O kadar ki. Yani vallahi ben senden bıktım hayatım. Kurbanım bu akşam eve gelme. Ben biraz kafamı dinleyeceğim. Aa, bu ağlara mağlara dolan inşallah çıkam hayatım. Siz de dinlemeyin bunu ya. Ben hayatımda böyle yalancı adam görmedim ya. Kadife sesliymiş. Sesimin neresi kadife? Hayati baba, desene bu kez sahiden gidecek evin yok. Hayati, İsmail'i soğumuş. Acep bu akşam sen de kalabilir miyim diye. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de.